25 Şubat 2024 Pazar. Cevdet Erdöl, Akşam Gazetesi. 31 Mart, Milletin Diriliş Mührü. Sevgili okurlarım, bugün size bir dirilişin gelişim sürecinin meyve vereceği hassas geçişten, bir çocuğun boy atıp yiğitleşeceği, serpilip büyüyeceği dönüm noktasından, bir cihan devleti bakiyesinin varoluş ve beka mücadelesinin zirveye ramak kala, son bir hamleyle saplayacağı çividen bahsetmek istiyorum. Bu sözler 31 Mart seçimlerinin taşıdığı manayı yansıtmak için yetersiz kalabilir. Ancak o günün ruhunu ve olayların yarattığı etkiyi anlamak için bu kelimelerin ötesine geçmek gerekiyor. 31 Mart sadece bir tarihi olayın adı değil, aynı zamanda bir milletin uyanışının ve direnişinin simgesidir. Bu tarih, Türk milletinin yok oluşuna yüz tuttuğu, İç ve dış düşmanların her türlü entrika ve planı devreye soktuğu karanlık bir dönemde yaşandı. Ancak milletimiz bu zorlu dönemde bile asla pes etmedi, asla boyun eğmedi. Tam aksine, birlik ve beraberlik içinde dimdik durarak varoluş mücadelesini en güçlü şekilde sürdürdü. 31 Mart tarihi sadece bir başarı hikayesinin finali değil, aynı zamanda bir başarının hikayelikten geçip destanlaşma sürecine uzanışının simgesidir. Bu tarih, bir milletin nezdinde dünya mazlumlarının uyanışının ve direnişinin simgesi de olacaktır. Çünkü 31 Mart sadece bir tarihi olayın adı değil, aynı zamanda bir milletin uyanışının ve dirilişinin simgesidir. Bu tarih, Türkiye'nin iç ve dış siyasetinde dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. Tarihimizin bu önemli dönemecini ele alarak, bugünün Türkiye'sinin siyasi ve toplumsal dinamiklerine ışık tutmayı amaçlıyorum. Sultan Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesiyle başlayan 31 Mart vakası, Türk milleti için acı bir ders olmuştur. İç ve dış düşmanların bir araya gelerek ülkemize yönelik planlarını devreye soktukları bu karanlık dönem, milletimizin birlik ve beraberlik içinde olmadığı zamanlarda ne gibi zorluklarla karşılaşabileceğini göstermiştir. Ancak tarih boyunca olduğu gibi milletimiz bu zorlu dönemlerde bile diriliş ve güç göstermiştir. Bugün 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler sadece bir belediye başkanı veya meclis üyelerini belirleme süreci değil, aynı zamanda milletimizin iradesini ortaya koyduğu tarihi bir ders niteliğindedir. Bu seçim iç ve dış düşmanların Türkiye'yi bölmek ve parçalamak için kurguladığı kirli planlara karşı bir duruş sergileme fırsatı sunmaktır. Bu seçim, iç ve dış düşmanların Türkiye'yi bölmek ve parçalamak için kurguladığı kirli planlara karşı bir duruş sergileme fırsatı sunmaktadır. Eski ve yeni Türkiye tecrübelerini yakından gözlemleyen biri olarak ifade etmek isterim ki, bu seçim milletimizin birlik ve beraberlik içinde geleceğine sahip çıkma seçimidir. Ülkemizin her köşesinde milletimiz, tarihi sorumluluğunun bilinciyle sandık başına gidecek ve milli iradesini ortaya koyacaktır. 31 Mart, milletimizin tarihten aldığı derste iç ve dış düşmanlara karşı birlik içinde dimdik durma günüdür. 31 Mart, milletimizin vatanına, bayrağına, değerlerine sahip çıkma ve geleceğini şekillendirme günüdür. 31 Mart 2024, 31 Mart tarihinin milletimizin diriliş mührü olduğunu bir kez daha hatırlatma ve bu uğurda gereken adımları atmaya kararlı olduğumuzu gösterme günüdür. Sevgili okurlarım, bu seçim iç ve dış düşmanların Türkiye'yi bölmek ve parçalamak için kurguladığı kirli planlara karşı bir duruş sergileme fırsatı sunmaktadır. Ülkemizin geleceği için birlik ve beraberlik içinde hareket etmeli ve milli irademize sahip çıkmalıyız. 31 Mart'ta Sultan Abdülhamit Han'a sahip çıkılamadı. O zaman yapılan hata koca imparatorluğun sonunu getirdi. Bugün aynı hatayı yapmayalım. Vatanımıza sahip çıkalım. Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olalım. Millet olarak birlik ve beraberlik içinde geleceğimize sahip çıkma ve ülkemizi daha ileriye taşıma kararlılığımızı göstermek için 31 Mart'ta sandık başına giderken bu gerçeği akılda tutmalıyız. 31 Mart tarihi milletimizin iradesinin zafer günü olsun. Unutmayalım ki Türkiye'nin dirilişi ve güçlenmesi ancak millet olarak birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizde mümkün olacaktır. Geleceğimizi şekillendirecek olan bizleriz. Ve bu sorumluluğun bilincinde olarak hareket etmeliyiz.